Esselamu Aleyküm, Rahmetullahi ve Berekatü. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun değerli dostlar, değerli kardeşlerim. Efendim, sahur sevincine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli kardeşlerim. Bir hafta aradan sonra efendim tekrar sizlerle beraber, sizlerle beraber olmanın mutluluğu, huzuru içerisindeyiz değerli kardeşlerim, değerli dostlar. Bizlere böyle bir imkan verdiği için Cenab-ı Hakk'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır diye düşünüyorum ki öyledir zaten. Değerli dostlar, efendim sahur sevinci an itibariyle başladı. Güzel bir ilahiyle kul Yusuf'un, kul Hüseyin'in bir ilahisi. Ey erenler akıl fikir eyleyin dedi. İnşallah biz de akıl fikir eyleyenlerden oluruz da biraz kendimize döneriz değerli dostlar. Değerli kardeşlerim, İmsak vaktine kadar inşallah beraberiz, sizlerle beraber olacağız değerli dostlar. Şimdi sözün en güzeliyle inşallah Kur'an tilavetiyle bu güzel programı şöyle taçlandıralım efendim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذابا Sadakallahu'l-Azim.
Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Kardeşlerim, değerli dostlar, sahur sevinci devam ediyor. Tabii yayın yapmak kolay değil. Allah yardımcımız olsun. Sizlerin dualarını da bekliyoruz bu arada. O gönlünüzdeki duaları bizlere yollayın inşallah. Değerli kardeşlerim. Tabii ben de bu gece en az sizler kadar meraklıyım. Acaba ne söyleyeceğim diye düşünüyorum, ne söyleyeyim diye. İzleyenlere ne söylersem tesirli olur diye düşünüyorum. Halbuki bütün söylediklerimiz hep kendimize, yani size değil. Hep kendimize. Ne söylersek kendimize. İyi de kendimize, kötü de kendimize. Değerli dostlar, kötü bir şey yok tabii de. Aşığın biri diyor ki, girdim erenler meclisine, bende ne akıl kaldı ne de diyor başka bir şey kalmadı. Gitti aklım, mat oldu. Buna bir çare bulunur mu bilmem. Aşk öyle bir şey ki adamın metabolizmasını bozar gider. Aşk. Çok tesirli bir şey aşk. Değerli dostlar. O kadar tesirli ki insanı yakar, kül eder gider. Gönül her dem sevgiliyi anar değerli dostlar. Her dem ondan gelecek bir şeyi anar. Onu ister. Ondan ona iltica etmek ister. Sevgili yönetmenim, diğer kameraya dönebilirsek, evet, bunda sabit kalalım. Aşk insanı diyar diyar gezdirir. Çünkü aşkın içinde öyle bir şey vardır ki İnsanın aklını başından alır, onu divane eder, gezdirir, onu öyle bir hale sokar ki o dahi bilmez o hali.
değerli dostlar. Aşk, aşkıma aşk kat, derdime dert kat. Zikredem kat kat, dermanım sen ol diyor efendi baba. Ne kadar da güzel demiş hak dost. Aşksız olur mu derviş? Dervişi çün Allah ezelden sevmiş. Şeyhi ona ancak bir yol göstermiş. Neylesin? Neylesin gafil aşk olmayınca, muhabbet kapısı açılmayınca. Evet değerli dostlar, aşktan bahsetmeye çalışıyoruz haddimiz olmadan. Aşk haddimiz değildir, söyleyemeyiz, anlatamayız ama derler ya, damla umman değildir ama ummandan da ayrı değildir değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak aşkımıza aşk katsın, muhabbetimize muhabbet katsın inşallah değerli kardeşlerim. Değerli dostlar, efendim SMS'lerinizi, mesajlarınızı bekliyoruz değerli kardeşlerim. Bu vesileyle inşallah. Mesaj yollamak isteyenler şu anda ekranda görüyorlar zaten. Alt bantta hemen akıyor zaten. Orada bandımız Erzincan yazıp bir boşluk bırakarak mesajınızı 39-29 aracılığıyla bizlerle paylaşıyorsunuz. Tabii imsak vaktine kadar beraberiz. Çaylarınızı yudumluyorsunuz efendim. Çayları şöyle demleyin. Çünkü çay tadında bir muhabbet var. Aşk var. Aşkı anlatırken çay olmadan olmaz tabii. Yönetmenimiz de bize bir çay lütfederse biz de içeriz inşallah. Hem de bir yandan da böyle programımız devam eder değerli kardeşlerim. Değerli dostlar. Değerli dostlar, şöyle Ozan kardeşim, şöyle hemen inşallah. Hadi bakalım. Efendim, SMS'lerinizi bekliyoruz dedik değerli kardeşlerim. Bakalım bizleri şöyle kimler izliyormuş? Ben de bir bakayım. Efendim, Manisa'dan Medet abimiz bizleri izliyormuş. Sevgili Medet abicim, konserimize lütfettiniz mi Cumhuriyet Meydanı'nda bilmiyorum. İnşallah gene bir etkinliğimiz olacak nasipse ayın 20'sinde. Bekleriz inşallah Manisalı kardeşlerimizle. Efendim Ayşegül Bayıcı, Gültekin Kaya, Ramazan Üçtaş, Ali Koç abilerimiz, hocalarımız bizleri izliyorlarmış. Konya'ya sevgilerimi göndereyim inşallah. Gene efendim Balkanlarda bizleri izleyen kardeşlerimiz var. Asip ailesine, İshak Soyyiğit'e, Halit Bağırıcı ve Perihan Zeki Aydın ablama, Balıkesir'e sevgilerimi, muhabbetlerimi gönderiyorum inşallah bu vesileyle. Değerli kardeşlerim, Birdenbire dergisi bugün elime ulaştı. İftarda sevgili Mustafa Tekçe hocamla beraberdik. Sağ olsun bize yalnız bırakmadılar, teşrif ettiler. Mayıs ve Haziran ayı dergisi bugün elime ulaştı inşallah. Ben şöyle buradan okumak istiyorum inşallah. Sizler de dinleyin bakalım efendilerimiz, büyüklerimiz bizlere neler demişler. Ben de merak ediyorum inşallah. Muhterem dostlar, kadere rıza göstermek kolay değil. Bunu her derviş de yapamaz. Kader çok cilveli, çok değişik tecellileri, çok zuhuratları vardır. Kader bizi olgunlaştıracak, kader bizi derviş yapacak. Yeter ki biz ona rıza gösterelim. Kader bir gün karşımıza çıkar, bizi
ateşe atar. Ulu Mevlam lütfeyledin, nar gösterdin, nur eyledin, celalinden ikram ettin, şükürler olsun Mevla'ya. Deme şu için, deme şu niçin şöyle, itiraz etme, kadere teslim olmak, boyun eğmek, rıza göstermek, derviş olursun. Kadere rıza gösterirsen imtihanı kazanırsın. Has mümin olursun. Koyundan yavaş gerek. Derviş koyundan daha yavaş. Derviş en tatlı dilini konuşan, halkı seven hakkı sever. Ne kadar güzel, hakkı severiz. Kendimizi başkasından üstün görürsek, o zaman kesrette vahdeti bulamamış demektir. Anladım ki sen benmişsin. Yani sana ben diyeceğin zaman dervişsin demek diyebilirsin değerli dostlar. Evet, Hacı babamız ne kadar da güzel demiş değil mi? Kimseden kendimizi üstün görmeyeceğiz ki... Kendimizi üstün görecek bir vasfımız da yok. Herkes aynı seviyede. Kimsenin ne ırkıyla, ne cinsiyle, ne soyuyla, sopuyla, kasasıyla, masasıyla üstünlüğü yok değerli kardeşlerim. Değerli dostlar, üstünlük takvada değerli kardeşlerim. Değerli dostlar, şöyle bir ilahi dinleyelim. Ardından da efendim... Bu güzel sohbetimiz devam etsin inşallah. Haydi bakalım.
kadere rıza göstermekten bahsettik. Kolay mesele değil. Tabii anlatıldığı gibi kolay mesele değil. Kadere rıza göstermek. Birisi gelecek sizin malınıza, mülkünüze zarar verecek.